23 Mayıs ile 4 Haziran arasında Venüs Aşvini nakşatrasından geçiyor. Aşvini nakşatrası biliyorsunuz şifa ile alakalı çok enerjik bir nakşatra. Aşvin kumarlarla ilgili hem esprili hem eğlenceli bir yandan da şifayı direkt sunan bir nakşatra. O yüzden bu enerjiyle bu ayın konağıyla Venüs aşk gezegeni Venüs buradan geçerken özellikle Gandanta noktasından geçerken bir takım karmik geçmiş yaşam aşkları hatta eski sevgilileri geri getirebilir, şifa bulalım diye. Bugünlere dikkat. Bugünlerle ilgili yaratıcılığımızla ilgili çok güzel fikirler gelebilir. O Aşvini enerjisinin genç, dinamik ve şifa veren enerjisiyle. Bir takım remediler var aşkla ilgili. Onlarla da ilgili hafta sonu sohbetlerimizde belki konuşabiliriz. Güzel şeyler paylaşabilirim. Venüs ile ilgili birkaç, aşk ile ilgili birkaç remedi sizlerle paylaşabilirim. Upapada lagnanızı bulun. Bu videolar bildiğiniz gibi Vedik astroloji üzerine. Vedik haritanızı bulup Upapada lagnaları özel lagnalardan biridir. Eş ile alakalıdır. Hangi burca geliyorsa diyelim Aslan burcunda güneşi baz alıp güneş pazar gününü temsil eder ve pazar günü özellikle oruç tutabilirsiniz, yardımda bulunabilirsiniz pazar günü. Gezegenle ilgili konularda o günle ilgili mesela Merkür ise eğer Upapada lagnanız ya ikizlerde ya da başakta ise o burçla ilgili belki bir takım remediler yapabilirsiniz. Merkür olduğu için çarşamba günüyle alakalı. Merkür yazı yazmakla ilgili, arkadaşlarla ilgili, komşularınıza belki sevgi, aşk, evrensel aşk gösterisinde bulunabilirsiniz bir nevi. O yüzden Upapada Lagna'nın içinde bulunduğu burç ile ilgili konularda remedi yapmak o evle ilgili ya da o gezegenin yönettiği evlerle ilgili, dediğim gibi o gezegenin karakalarıyla ilgili konularda yardımda bulunduğunuz zaman Upapada Lagna'nın içinde bulunduğu burç aktif olacağı için size hayırlı bir şekilde açılır. Diğer bir remedi de Titi Lord'u. Biz her doğduğumuzda Titi ne demek? Titi ayın konumuna göre Titi Lord'ları vardır. Ayın gününe göre o parlayan ay ve sönen ay diyoruz ve her bir günün Titi Lord'u vardır. Titi Lord'unuzu bulun ve Titi Lord'unun üzerinden Titi Lord'u hangi burçtaysa haritanızda onunla ilgili remediler yapabilirsiniz. Aynı Upapada Lagna'da konuştuğum gibi ya da direkt o evin karakasıyla alakalı konularda diyelim Jüpiter ise belki eşinize, çocuğunuza, hocanıza, danışmanlık aldığınız kişilere yardımcı olabilirsiniz. Jüpiter bilgiyle alakalıdır, perşembe günüyle alakalıdır. Belki öğrenmeyle alakalı, öğretmeyle alakalı, daha bilgelikle alakalı bir nevi bu konularda yardımcı olabilirsiniz. Çocuklara yardımcı olabilirsiniz. Bağışlarda bulunabilirsiniz bu konularla ilgili. O yüzden remediler sonsuz gerçekten de. Remedi illa bir takım ritüellerle direkt, evet onlarla da remediler var. Bütün enerjiler birbirleriyle farklı ama gezegenleri tamamıyla kavradığınız zaman bu remedileri de bu şekilde yapmış oluyorsunuz. Venüs'ün transiti, evet, Gandanta noktasıyla onunla ilgili video zaten çektim. Bu videoyu da sadece 23 Mayıs ve 4 Haziran için hatırlatmak istedim sizlere Aşvini nakşatrasından dolayı. Çünkü özellikle bugünlerde Aşvini nakşatrasıyla ilgili Venüs şifa bulacak bu transitiyle. Venüs Barani nakşatrasına giriyor. 4 Haziran'dan 15 Haziran'a. Kendi nakşatrası. Barani nakşatrası materyalistik bir nakşatra, kısıtlamalarla alakalı biliyorsunuz. Doğum sancısı gibi sabır gerektiren, kısıtlayan ve Apa Barani şaktidir. Ve akabinde de güzel ürünler getirir aslında. O yüzden Venüs Barani'den geçerken cinsel arzular artabilir, dikkat etmekte fayda var. Ama atılması gerekenler atılır, direkt bitmesi gerekenler biter. Ölüm tanrısı Yama'nın nakşatrası. Güzel bir geçiş olacak. Dediğim gibi materyalistik anlamda, sanat anlamında, aşk anlamında kısıtlamalarla birlikte güzel, bereketli faydalar sağlayacaktır. Cinsel arzulara dikkat etmekte fayda var.
eşlerinize, sevgililerinize yüklenebilirsiniz o konularda. O yüzden kısıtlamak en güzel aslında remedi. 25 Mayıs'tan 8 Haziran'a kadar Güneş Rohini nakşatrasında. Rohini nakşatrası biliyorsunuz alımlı nakşatra, Brahma ile alakalı, Brahma'dır deity'si ve Rohini alımlı bereketle alakalı. Orijinal Boğa burcunu da düşünebilirsiniz. Rohini aslında Ay çok enteresandır. 3 derecede Kritika nakşatrasında yücelir ama Rohini de inanılmaz bereketlidir. Rohini aynı zamanda Ay tarafından da yönetiliyor. O yüzden Güneş burada olduğu zaman Güneş her girdiği yerde yere ışık tutar. O yüzden bu geçişiyle daha ziyade bereket, bolluk, bu tarz şeyleri sunacak Güneş bir nevi. Güneş bizim egomuz. Güneş sağlık getiriyor. Orijinal ikinci ev aile kaynaklarıyla alakalı. Yediğimiz, konuştuğumuz şeylerle alakalı. Merkür'ün burada oluşu özellikle de 3 Haziran'a kadar dikkat. Çünkü 3 Haziran'a kadar retro olduğu için daha sonra direkt gitmeye başlayacağı için özellikle o zamana kadar ani kararlar almayın yine. Aile kaynaklarınızla alakalı kıskançlıklar olabilir. Çünkü Rohini nakşatrası kıskançlıklarla alakalı. Alımlı Rohini biliyorsunuz o hikayeyi nakşatra sohbetlerimizden. Güneş burada olduğu zaman Güneş ego ile alakalı, ruhumuzun gitmek istediği yer ile alakalı. Özellikle bu geçiş o yüzden kıskançlıkları arttırabilir ama dediğim gibi bereketli, çok güzel tohumların ekildiği, daha sonradan da ürünlerini alabileceğimiz bir geçiş olacak aslında. O yüzden 25 Mayıs ile 8 Haziran arasında Güneş'in Rohini nakşatrasından geçişi çok güzel, hayırlı olaylara sebep olacak. Merkür retrosuna dikkat. O da 3 Haziran'a kadar, o ana kadar herhangi bir banka hesabı gibi, aile kaynakları gibi, herhangi bu konularla ilgili özellikle bahçecilik için çok güzel aslında. Çünkü çiçeklerle alakalı, dediğim gibi tarım, ekim, biçmeyle alakalı. Özellikle bu zamana kadar belki daha önceden yarım bıraktığınız bir takım şeyleri yerine getirebilirsiniz. Aynı şekilde belki diyetinizi değiştirebilirsiniz. Belki aile kaynaklarınızı, para durumunuzu değiştirebilirsiniz. Konuştuğunuz şeylere güzel, bereketli olaylar olacak. Tam 21 aslında. Mayıs gibi aslında Güneş ve Merkür Kazimi dediğimiz olay oldu. Bir nevi Merkür tam Güneş'in kalbindeydi. Merkür bizim düşünce prosesimiz, düşünce işlevimiz ve Güneş de bizim ruhumuz, egomuz çok güzel bir konumda aslında bir araya geldiler. Ve Güneş ruhumuz Merkür'ü destekledi, bilgiyi destekledi. Merkür bu şekilde daha da güzel aile kaynaklarını, banka hesabını, yediğimiz içtiğimiz şeyleri, konuştuğumuz şeyleri belki bir nevi o enerjiyi aldı ve bu şekilde de enerjiler yollarına devam edecekler. 3 Haziran'dan sonra Merkür direkt gitmeye başlayacak. Tekrar Rohini'ye geçecek. Güzel açılımlar olacak. Işığınız bol olsun. Namaste.